ise tam olarak aydınlanmadı. Ayrıntıları yazmak için bölgeye giden ve Gazete Habertürk'te bugün başlayan Şemdinli de aslında ne oldu adlı yazı dizisinde gördüklerini anlatan Ajans Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın terör örgütü üyeleriyle karşı karşıya kaldı. Haberi izleyelim, sonra Zülfikar Ali Aydın'ın izlenimlerini dinleyebilirsiniz. Ya gelsene abi, bizi burada bıraktın ya, hadi ya. Türkiye günlerdir Şemdinli'de neler olduğunu konuşuyor. Merak edilen bu soruya cevap bulmak için bölgeye giden Ajans Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın terörün korkunç yüzüyle karşılaştı. Yakup gel böyle. Şemdinli'ye bağlı Bağlarköy mevkiinde yol kesen bir grup terör örgütü üyesi içinde muhabirimizin de bulunduğu araçları durdurdu. Diyor bizi götür aşağıya. Götüremeyiz abi. Nasıl götüreyim? Asker gelir bize ya. Asker? Düşman ne? Düşman. Vara. Ya gelsene abi, bizi burada bıraktın ya. Hadi ya. Araçları durduran teröristler yolcuları aşağı indirdi. Kimliğini gizleyen muhabirimiz bölücü örgüt üyelerinin elinden kurtulmayı başardı. Elinde uzun namlulu silah bulunan teröristler araçlarından indirdikleri kişilere kısa bir konuşma yaptıktan sonra araçları ateşe verdiler. Sonunda kalan arabayla kaçtıklarını biliyor adamlar. Bizi burada vuracaklar ya. Araçları yakılan yolcular canlarını zor kurtardı. Ölüme çok yaklaşılan o anlar Ajans Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın'ın kamerasına işte böyle yansıdı. Abi canımızı kurtaracağız ya, sen ne diyorsun, amcaoğlu diyorsun, tamam da. Evet, Zülfikar Ali Aydın şu anda o anları yaşayan Zülfikar Ali Aydın Habertürk muhabiri bizimle birlikte. Zülfikar hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Tamam. Onlarla PKK'lılarla ne zaman nasıl karşı karşıya geldin ve o anda neler yaşandı ayrıntılı olarak anlatırsam seni dinleyelim. Şimdi cumartesi günü ben Şemdinli'ye ulaşabildim. Şemdinli'de 20 gün süren bir operasyon oldu ve resmi yetkililer çok açıklamada bu konuyla ilgili yapmayınca bir soru işareti tabii belirdi kafalarda. Orada aslında ne oluyor konusunda. Biz de bunu araştırmak için oraya gittik. Daha sonra kontrol sağlandı söylendi. 11 Ağustos'ta operasyonun sona erdiği açıklandı. Sonra kalmaya devam ettim ben. Operasyonların yapıldığı bölgede dolaşmaya devam ettim. Köylere gittim. O köylerinden ayrılan ya da köyünden ayrılırken evini taşıyan insanlarla konuşma şansım oldu. Bu çalışmayı yaparken dördüncü gün bir BDP grubu, BDP milletvekili Nursel Aydoğan'la birlikte bir gün önce bir çatışma yaşanmıştı Bağlarköy'ü mevkiinde. Askeri araca pusu kurulmuştu ve o bölgede obüs toplarıyla bombalanmıştı. Şemdinli çevresinde. Şemdinli yakınları yaklaşık 10-15 kilometre uzaklığında bir yer. Nursel Aydoğan ve beraberindekiler Rüzgarlı Köyü'ne gittiler. Rüzgarlı Köyü'nün eteğinde, yani PKK'nın yerleşip askeri konvoya saldırı düzenlediği yerde yangın çıkmıştı ve yangın hala devam ediyordu. Orman yangınını söndürmeye çalıştılar ve sonra bir basın açıklaması yapıp, tabii köy boştu orada, köylüler ayrılmışlardı köyden. Ayrıldılar. Ben de BDP grubunu takip etmeyi bırakıp yakındaki bir mesire yerine gittim. Biraz vakit geçirmek için, aslında söylemek gerekirse bir yorgunluk vardı. Bir saat kaldım orada. Dönerken virajlı zor bir yol orası. Ama tek başınasın sen. Hem fotoğraf yanımda çekiyorsun. Yanımda Şemdinli'den bir arkadaşımız daha vardı. Var. Yerel gazeteci Yakup Bay. Onunla birlikte Şemdinli'ye doğru hareket ederken, o virajlı yolları dönerken sürekli bir sonraki virajı görüyorsunuz. O en son virajı döndüğümde PKK'lı grubun yol kestiğini gördüm. O nokta 23 Temmuz'da, yani bu operasyonların başladığı gün PKK'nın yol kontrolü yapıp, yol kesip kimlik kontrolü yaptığı nokta. Yani bu 20 günlük operasyon orada, aynı noktada 23 Temmuz'da yol kesildiği için başladı. Sen peki, aynı bu yerde operasyonlar tekrar bitti aslında, açıklaması gelmişti orada. Ama bu operasyonlar bittikten sonra mı bu görüntüler? Tabii. Yani oradalar hala. Dün çekilmiş görüntüler bunlar. Dün çekilmiş. Dün çekilmiş görüntüler. Aynı noktada yeniden yol kestiklerini gördüm. Bir an tereddüt ettim. Tabii PKK bu, hani Hüseyin Aygün'ü de kaçırıp bunu propaganda maksatlı da kullanabildiği için, kullanmak istediği için. Hani bir gazeteci olarak belki kaçırılma ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Geri dönmeyi düşündüm ama geri dönmem durumunda beni gördükleri için ateş etme ihtimalleri var. Çünkü
Sadece yol kesenler yok, tepelere yerleşmiş olduğu tahmin edilen PKK'lı gruplar da var. O zaman sen geri dönmedin. Dönmekten vazgeçtim ve gruba doğru ilerledim ve bir PKK'lı beni durdurup aracımı yolun diğer şeridine çekip yolu kapattı. Yani ben ilk durdurduğu araçtan sonraki ikinci araçtaydım. Hı hı. Benim aracımla yolu kapattı ve ardından da bana hemen bir tali yol var, köy yolu. Daha sık bombalanan bir bölge orası. Bu arada Zülfikar, sen konuşurken tabii bu sıcağı sıcağına geldi sevgili seyirciler Zülfikar Ali Aydın. Daha iki saatlik uykuyla duruyor. Uçaklar iner inmez hemen izlerimini anlatmak için arkadaşımı buraya çağırdık. Ben de bir yandan sen anlatırken görüntülere bakıyorum. Orada kenarda köylüler de var, vatandaşlar tabii da var yani. Şimdi bizi durdurduktan sonra yolun karşı tarafından gelen köylülerle işte o bölgede yaşayan köylere giden insanları da durdurup o tali yolda propaganda maksatlı bir yer var. Güvenli aldıkları, güvenliğini aldıkları kendileri açısından. O bölgede toplayıp bu Şendinli'deki 20 günlük operasyon sırasında neler yaptıklarını, neden bu eylemleri yaptıklarını anlattılar. Tabii propaganda araçları durdurup halka propaganda yapmakta amaçları orada. İlk amaç zaten olur. PKK yol kesme eylemlerinde çok sık bilinir bu. Ve bu yönde propaganda amaçlı yol keser ve gücünü göstermek ister. Oraya bizi indirdiler. Yaklaşık ben gittiğimde 40 kişi vardı. 40-45 kişi vardı. Çocuklar vardı. Anne kucağında bebekler vardı, iki tane. Yakınlarda köy var mı o zaman? Tabii o çevrede çok fazla köy var. Zaten Şemdinli'nin yapısı öyle. İlçe nüfusundan daha fazla bir nüfus Şemdinli'nin çevresinde yaşıyor, köylerinde yaşıyor. Onun sebebi tabii çok daha farklı. Orada bir propaganda süreci başladı. Açık söylemek gerekirse ben biraz sıkıldım yani dinlediklerimden. Hani bizim işimiz gereği takip ettiğimiz şeyler olduğu için halka tabii anlattıkları şeyler propagandif örgütle yeni şeyler. Orada bir PKK'lı görüntü çekiyordu. Yine propaganda amaçlı olduğunu teyit eden bir şeydi o. Ben Yakup'la birlikte Yakup'a şeyi söyledim. Tabi bu arada araçtan çıkarken küçük bir fotoğraf makinem vardı. Onu cebime koydum bir risk alıp. Yakup'la birlikte şeyin PKK'lı görüntü çeken PKK'lının yanına gittik. Diğeri de propaganda yapıyordu. Dedim ki biz yerel gazeteciyiz. Hakkari'de çalışıyoruz. Görüntü çekmek istiyoruz. İzin verir misiniz diye. Tabii Kürtçe söyledim bunu. Kürtçe bildiğim için. Böyle söyleyince hani kimlik kontrolü yapmak gibi bir şey akıllarına gelmedi açıkçası. Yani benim için bir riskti onu söylemek. Orada Kürtçe Yakup da, avantaj oldu tabii. Yakup da bu konuda gayret sarf etti. Onu da söylemeliyim. Sonra propagandasını kesip kulağına bunu fısıldadı, bizim talebimizi fısıldadı. O da tamam deyip propagandaya devam etti. Ben de o arada artık hani kendime bir meşgale buldum ve bu görüntüleri çektim. Peki yanında var mıydı kamera? Nasıl izin verdiler bu kamera görüntüleri çekmeye? Şimdi araçtan çıkarken yanıma aldığım, daha doğrusu kot pantolonumun cebine soktuğum kamerayla hem fotoğraf modunda hem kamera modunda ayrı ayrı, yani epey bir zaman oldu çünkü 40-45 dakika sürdü o propaganda. Ben hani her şeyi çektim, her şeyi çekebildim o sırada. Hani nasıl izin verdiler? Tabii akıllara işte, soru geliyor. Bizim yerel gazete olduğunuzu söyleyince, evet, izin. Yani ulusal bir gazete olduğunu söyledi. Evet, farklı bir durum oldu. Şimdi yani şöyle bir şey de oldu. Kürtçe bilmeseydin herhalde orada. Kürtçe bilmem bir avantaj oldu. Evet. İkincisi de şöyle bir şey oldu. Medya, özellikle Türkiye'de medyanın PKK'ya yönelik ya da Kürtlerin haklarına yönelik aleyhte yayın yaptığını söyledi propaganda yapan kişi. O sırada ben görüntü kayıttaydım. Yani Kürtçe anlatıyordu bunu. Ve Roj TV'yi izlemelerini ya da kendi istekleri doğrultusunda yayın yapan kanalları izlemeleri gerektiğini anlatıyordu TRT o sırada. TRT Şeş'ten herhalde memnun değillerdir ki TRT Şeş. O tabii TRT Şeş ve AK Parti'ye yönelik çok ciddi bir oraya odaklanmış bir şey var. Kin ve öfke var. Yani o konuşmalarında zaten onları görebiliyorsunuz. Onun tabii siyasi olarak başka sebepleri de var. Aracı niye yaktılar? Tamam, propaganda tamam da niye zarar veriyorsun yani? Şöyle söyleyeyim, şimdi PKK o dağlık bölgede kontrolü elinde tuttuğunu göstermek ve güç gösterisi yapmak istiyor bu yol kontrolleriyle. Ve orada şöyle bir şey var, bu örgütün son dönemde yaptığı açıklamalarda da var. Devlet